Dedi ki Anadolu'ya çıkacağız. Ya şimdi çıkın. Bakın diyelim ki Ekrem Bey ceza almadı. Bir sürü hukuksuzluk var. Canan Hanım. Mansur İbrahim Bey neler yaptı? Neredeyse tacizci ilan ediyorlar. Peki Canan Hanım'a olan hukuksuzluğu yutuyorsunuz. Bakın Canan Hanım'a olan hukuksuzluğu yutuyorsunuz. Onun için bir de bu tehdit geliyorum dedi ya. 5 senedir geliyorum dedi. Kapıya gelmesini niye bekliyorsunuz? Yani buradan ben şu anlamı çıkarırım. Ekrem Bey'e yapılırsa bu hukuksuzluk kabul edemeyiz. Yıkarız ortalığı. Ama diğerlerine yapılırsa o kadar önemli değil. O algı da yanlış bir şey olur tabii. Ama bu anlam çıkıyor. Ya anayasa ihlal edildi. Niçin Anadolu'da sokaklara çıkmadınız? Bir de dedik ki birinci parti olarak çıktın. Bütün demokratik ülkelerde böyle bir radikal değişim oldu mu? Hemen erken seçim talebi yapılır. Tamam mı? Ya niçin yapmadınız? Niçin yumuşama? He? Niçin normalleşmedi? Kardeşim durumu anormal hale getiren kim? Siyasi iktidar. Anayasayı takmayan, anayasa mahkemesi kurallarını, daha doğrusu yargı kararlarını uygulamayan, karşı devrim sürecini yöneten, muhaliflere operasyon yapan. Bu iktidarla nasıl görüşürsün ki? Nasıl yumuşarsın ki? Bakın gerçekten mücadele etseydiniz bu olay buralara da gelmezdi. Bir de ben Gökhan Bey'in açıklamalarından şunu görüyorum. Ya biz esas, yani tam söylemedi ama bizimki adayımız kesinlikle Ekrem Bey'dir. Yok o... O kadarı niyet okumak olur ama yani hani bu dava CHP'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemez bence. Ama Türkiye'nin yol haritasını ama belirler. Ama öyle açıklamalar yapıldı. Ama Gökhan Bey onu söylemedi. Benim anladığım şöyle dedi. En güçlü adaylarımızdan birini oyun dışı bırakmak bunu kabul edemeyiz demeye getirdi galiba. Tabii ki. O zaten ona Mansur Bey de öyle söylüyor diyor. Bir de yani daha önce de ifade etmiştim. Şimdi biz hani kişiler üzerinden değil, nasıl bir cumhurbaşkanı istiyoruz? Önce onu tanımlamamız lazım. Ne istiyoruz biz? Bir kere önce kurumlar çökmüş. Öyle bir cumhurbaşkanı olsun ki yani tek adam yönetimini, otoriter bir tek adam istemiyoruz biz. Bıktık ya. Monarşi istemiyoruz. Ne istiyoruz? Demokrasi istiyoruz. Parlamenter sistem istiyoruz. Şimdi öyle birisini seçelim ki biz, kamuoyu yoklamaları yapılır, CHP'nin tabanı, üyeler oy verir. Yani tüzükte biz yaptık. O doğru değil ki. Yani tüzük kurultayı nasıl geçtiğini de biliyoruz. O doğru değil ki. Ve o 5 yıllık sürede, bakın o 5 yıllık sürede çöken kurumları rehabilite eder. Bir de parlamenter demokrasiye geçebilecek adımları atar. Ve ikinci 5 yılda da artık parlamenter sisteme geçer. Şimdi biz bunları duymak istiyoruz. Böyle bir liderliğe ihtiyacımız var. Böyle bir abiliğe ihtiyacımız var. Demokratik liderliğe, yani otokratik bir yönetimden artık bakın Türkiye buralara geldiyse, ekonomisi iflas ettiyse. Tamam hocam, evet ekonomist ama bugün Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek için ya sadece ekonomi hamleleri yetmiyor biliyor musunuz? Hukuk yoksa o ülkede ekonomi olmaz. Onu Tunç Çatıroğlu da söylüyor zaten. Yok ben o anlamda söylemiyorum. Yani sadece ekonomi konusunda alınan kararlarla bu iş olmaz. Şimdi böyle bir ülke, tek adam yönetimi, keyfi bir yönetim. Onun için böyle düşünmek, böyle değerlendirmek lazım. Bir de Türkiye'nin bir sürü sorunu var. Yani bir sürü sorunda görüyorum ki parti içinde özellikle bu adaylık belirleme sürecinde de böyle bir çekişmeler, bir şeyler var yani esasında. Gökhan Bey de bunu ifade etmeye çalıştı ama umarım bunlar için doğru kararlar verilir. Bir de şimdi Anadolu'ya çıkacağız. Bunu meşru saymayacağız. Ne olacak meşru sayma? Bir sürü şeyi meşru saymıyoruz. Yargıtay kararını çıkar. Bakın eğer kozunuz olmadan meydan okursanız o kime yazar biliyor musunuz? Erdoğan'a yazar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle, paşamın itirazları partiye katkı sağlayabilecek açıda olanlara ben de destek veririm. Ama hani niyet okuma kısmında en azından hukukçu olduğum için bazı konularda itiraz etme ihtiyacı da duyuyorum. Çünkü partiyi bildiğim için. Evet, mesela şu an CHP'nin gündemi, en azından CHP genel merkezinin gündeminde bir aday belirleme gündemi yok. Aday belirleme gündemi acaba yok diyorum. Acaba olsun diye mi empoze edilmeye çalışılan şimdi bir yargı süreci iktidar... Bir tabii bunu istismar yani, diyor. Evet. İktidar istismar. Çünkü bu konunun tartışılması iktidara son derece yarayan, daha işlevsel olan...
Sorduğunuzda seçim, erken seçim yok diyen bir iktidar var. Ama ister istemez bu tartışmalardan da faydalanan. Bakın CHP zaten kendi içinde kavga ediyor. Onlar bu sorunlarla uğraşırken biz bu ülkenin sorunlarını çözeriz imajı vermeye çalışan bir iktidar var karşımızda. Bunu çok da körüklemesine müsaade etmeden belki de CHP'nin ne yapmaya çalıştığını anlatmakta fayda var. Evet, tartışıyoruz. İşte bu yasak kararı gelirse Yavaş mı aday olacak? Yoksa Ekrem Bey'in durumu ne olacak diye. Şimdi bunlar sorulduğu için tartışıyoruz. Yoksa CHP Genel Merkezi'nin gündeminde çiftçinin sorunları var, emeklinin sorunları var, gençlerin sorunları var.